Sevgili seyirciler merhaba, bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Zeynep Rana Karadağ. Kendisi profesyonel yaşam koçu, kişisel gelişim uzmanı ve yazar. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Zeynep Rana Karadağ, 4 çocuk annesiyim. Bu şekilde insanlara hayatlarına güzel dokunuşlarda bulunmayı, potansiyellerini ortaya çıkartmak adına insanların hayatına küçük dokunuşlarda vesile olmak için bu işi seçtim. Peki Zeynep Hanım, bir kitap yazdınız. Yine bu depremle alakalı ve ismi Çöp Poşetindeki Hayaller Deprem Hikayeleri. İsmi bana çok dikkat çekici geldi. Eminim ki çok özel bir de anlamı var. Bundan da bahsedelim mi biraz kitabınızdan? Evet, Çöp Poşetindeki Hayallerin olmasının sebebi insanların rengarenk bavulları vardı ama biz o felakette canımızı zor kurtarmıştık. Evet. Zaruri ihtiyaçlarımız vardı. Bu zaruri ihtiyaçlarımızı kimisi KYK yurduna gitti, kimisi işte otele gitti, kimisi diğer yerlere. Oraya taşırken taşıma aracı olarak çöp poşetini, hep herkes çöp poşetini kullandı. Evet. Bu poşet bavul aracı olarak kullanıldı ama tek o zaruri ihtiyaçlar taşınmıyordu. Herkeste bir kaygı vardı ve herkes o poşetin içine umutlarını, hayallerini, heyecanlarını da koyuyordu. Nelerden evet. karşılaşacağını bilmiyordu. Evet. Çünkü hiçbir şey kalmamış, tek canı kalmış. O yüzden çöp poşetindeki hayalleri ismini koyduk. Yani oradaki ruh halini düşünerek aslında hem fiziksel hem de yaşamışız. Ruh halini. Yani evet. Hepimiz, ben de depremzede olarak, ben de kendi eşyalarımı, çocuklarımın eşyalarını çöp poşetiyle taşıdım. O yüzden bunu birebir yaşayan olarak da bunun ismi bu olması gerektiğine karar verdim. Çok güzel. Çok anlamlı ve çok duygulu. Zaten böyle bir çekiyor. Orada bir duygu var diyor. Bir mesaj var. Beni oku diyor sanki. Benim nacizane böyle bir his uyandı bende. Ne varsa alemde o vardır Adem'de. Senin alemine göre sen depremi nasıl yaşadın? Ayşe'nin alemine göre depremi nasıl yaşadı? Benim alemime göre ben depremi nasıl yaşadım? Bu hikayeleri bir araya getirdik. Bunlar gerçi yaşanmış hikayeler. Kurgu falan değil. Evet. Birebir yaşanmış. İlk ağızdan dinledikleriniz ve kendi yaşadıklarınız. Başarılarınızın devamını çok diliyorum Zeynep ederim, Hanım. Umarım okuyucularımıza az önce de söylediğim gibi çok güzel yerlere ulaşacak benim eminim. Teşekkür ve ederim, devamlılığı da gelir inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Peki profesyonel yaşam koçluğu, kişisel gelişim uzmanlığı yapıyorsunuz. Bir de ekstra yazarlık da yapıyorsunuz. Bu süreçlerden biraz bahsedebilir miyiz? Nasıl hizmetler veriyorsunuz? Öncelikle bireysel seanslar veriyorum birebir. Profesyonel bir şekilde potansiyelini ortaya çıkartmak adına. Daha sonra seminerler veriyoruz. Aynı zamanda Orijin Akademi'nin eğitmenlerindenim. Orijin Akademi'de de hizmet vermekteyiz. Bu şekilde işi 16 senedir yapıyordum. Aynı zamanda da en son yaşanılan depremde ilk kitabım olarak Çöp Poşetindeki Hayaller kitabını çıkardım. Burada hayat, yani zaman problemlerle geliyor. Problemin yanında çözümler de sunuyor. Yaşadığımız her problemin arkasında da bir çözüm var. Aslında problemin tamamen genelini çözümlü bir şekilde donatılmış oluyor. Yani çevresinde bütün hepsi çözümler muhakkak var. Bu çözümleri ortaya çıkartmak adına yaşadığımız bu afet, bu bize ne kattı? Neyin farkına varmamız lazım? Bu yaşanan bu afette kimleri şehit oldu, kimleri şahit oldu. Biz de şahitlerdendik. Bu şahitliğimizi tam anlamıyla doğru bir şekilde ileriki nesillere güzel bir şekilde farkındalıklarını katkıda olabilmek adına ben bu kitabı toparladım. Depremleri hangi, kimler, ne şekilde deprem yaşamışlar? Deprem anlarında neler katmışlar, nelerin farkına varmışlar? Birçok
depremi yaşayan kişilerin hayat hikayeleri var. Hmm. Yaşadıkların hikayeleri Siz var. Siz kendi deneyiminizi de mi paylaştınız evet, burada? Evet, benim hikayem de içerisinde var. Hı-hı. Bir depremzede olarak değil evet. mi? Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara da tabii ki başsağlığı. Rabbim hiçbir canlıya evet. tekrarını nasip etmesin. İnşallah. Evet. Ama böyle bir durumda nasıl bir psikolojide oluruz? Nasıl bir ruh haline bürünürüz? Biraz buna mı ışık tutuyorsunuz evet, aslında? Evet, nasıl kalkınırız, nasıl, Hı-hı. neyi fark edebilmemiz lazım? Halbuki biz elimizde o kadar çok zenginliğin içerisindeymişiz ve biz farkında değilmişiz. Hı-hı. Yani bakabilmek büyük bir zenginlikmiş. Hı-hı. Konuşabilmek, sevdiklerimizin yanında olabilmesi, yanımızda Hı-hı. olabilmesi çok büyük bir zenginlik. Tabii kayıpları olanlara üzülüyoruz ama Hı-hı. yanımızda biz, yani çocuklarımdan, depremden çıkmak, sevdiklerimizin canlarının sağ olmasını, bizim yürüyebilmemiz, burada olabilmemiz de bir nimet. Evet. O yüzden aslında burada birçok şeye şükredebileceğimiz çok şey var. Ben bunun biraz farkına varılmasını istiyorum. Evet, çünkü dediğiniz gibi aslında siz bunu kaleme dökmüşsünüz. Evet. Duygularınızı kaleme dökmüşsünüz. Evet. Birçoğumuz aslında o panik halinde... Bir anda böyle bir film şeridi gibi değil mi? Sevdiklerimiz, öncemiz, sonramız o anda tabii ki aklımıza geliyor. Farklı bir ruh haline bürünebiliyoruz ama sonrasında da bununla mücadele de çok önemli. Yani büyük bir koşturmanın içerisindeydik. Yani Hı-hı. dünyanın döngüsüne kapılmıştık ve bu kapılmada kendimizi göremiyorduk, kendi haklarımıza girmiştik, çocuklarımızı göremiyorduk. Elimizde bu kadar nimetler vardı ama bir önemi yoktu. Hı-hı. Bunlar da birazcık önemli. Biz ne kadar değerliysek yaşadıklarımız, Hı-hı. sevdiklerimiz ve zaman çok değerli. Evet, çok Bunun doğru. birazcık farkına varılmasını istiyorum. Hı-hı. O yüzden de bu kitabı yazdınız. Evet. Okurlarınıza iletiyorsunuz. Farkındalığına katkılı bulunmalar adına yazdım. Hı-hı. Nereden ulaşabilirler peki Zeynep Hanım kitabınıza? Tüm Diyanar'da, Amazon'da, Trendyol, hepsiburada.com'da, bütün marketlerde var. Bulabilirler. Peki biz de buradan okuyucularınıza Aynı iletmiş olalım. Aynı zamanda Zeynep Rana Karada Instagram sayfasından da ulaşabilirler. Hı-hı. Hatta sizin kanalınıza bugün 3 tane ya da istediğiniz kadar Hı-hı. hediye verebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ben sağ olun. O yüce gönlünüzden böyle bir biz talep etmeden bu şekilde geldiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ama Zeynep Hanım istiyorum ki Yaşam koçluğu ve gelişim uzmanlığınızdan da bahsedelim. Yine kitabınıza döneriz. Onun içeriğinden de yine bahseder, vurgularız. Ama bu yaşam koçu ve gelişim uzmanlığı alanında neler yapıyorsunuz? Yaşam koçu ve gelişim uzmanlığında zaman bize problemlerle geliyor. Problemlerle beraber çözümler de sunuyor. İnsanlar mutlu olmak istiyor. Hı hı. Huzurlu olmak istiyor. Ve içini dökebilecek, anlatabilecek hiç kimseleri yok. Hı hı. Güvenebilecek bir kişi yok. Yani çağ artık bu sektöre gidiyor. Evet. Ve insanlar güvenilir, hayatındaki kendi potansiyelini ortaya çıkartabilmek adına bazı kişilerin böyle yaşam koçlarından yardım almak istiyor. Ve ben de onların hayatına dokunuşlarda bulunduğum zaman benim ruhumun doğduğunu, ben gerçekten bu iş için doğduğumu hissediyorum. O durumda hiçbir maddi karşılığı olmuyor aslında değil yani mi? Yani o maddi, zaten bütün dünya maddi sizin. Zamanın belki bedeli olabilir evet. maddiyat. O Hı-hı. anda o zamanın o kişiye karşı bir bedeli olabilir. Hı-hı. Ama onun da şifalanması o maddiyata ödemesi oluyor. Evet. Yani evet. şifalanmanın bedeli oluyor. Hı-hı. Benim de zamanımın bedeli olarak oluyor. O ayrı bir konu ama o maddiyatla bile o ruh yani o muhteşem ruhun doygunluğu doyması, değil mi? Anlatılamaz. Evet, tarifsiz. Evet. İşinizi çok severek yaptınız, çok, çok belli. Çok özverili ve sevecen de bir yapınız var zaten. Güler yüzlüsünüz. Bu tamam. insanlara da geçiyordur eminim ki. İşinizi hakkıyla yaptığınızdan da eminim. Şimdi bu noktada ben size şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu mesleği yapmak için hangi özelliklere sahip olmalı? Kimler yapabilir? Tabii ki evet her meslek severek yapılmalı. Herkes içten gelerek eğitimlerle de desteklemeli ama sizin görüşünüz ne yöndedir? Bir kere sevgide sınır tanımaması lazım. Hı hı. İnsanları sevmesi, canlıları sevmesi, onunla bütünleşmesi lazım. Hı hı. Yani biz Yaradan'ın bir tanesiyiz. Bizden evet. başka doğmadı ve doğmayacaktı. Hı hı. Herkes kendinin için bir tane. Ve değerliler bu değeri
karşıdaki kişinin değerini, potansiyelini ortaya çıkartma bilen, ondan sonra ve eğitim alarak bu işi yapabilirler. Evet. Öncelikle bu sektörde olan tüm arkadaşlarımı takdir ediyorum. Çünkü sevmek çok güzel bir şey. Sevgisini belli etmek bence bir lütuf. Evet, aynen. Herkes için geçerli değil mi? Bu her meslek dalında geçerli. Kesinlikle aslında. Öyle. Severek, saygı duyarak, değer vererek, içten gelerek ve eğitimle de desteklendiğinde başarı kaçınılmaz oluyor tabii ki. Peki Zeynep Hanım, şöyle bir soru daha sorsam size. Sizin meslektaşlarınızın ayıran özellikleriniz nelerdir? Evet, sevgi dolusunuz, bunu her fırsatta dile getiriyorsunuz ama bu üç alanda da sizin meslektaşlarınızdan neler ayırır? Biraz önce söylediğim gibi de bu meslektaşta olan herkesi takdir ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi bir dinleyici olduğuma inanıyorum. Yani bir insan dinlemesi, dinletmek istiyor bu zamanda. Bu zamanda artık güvenilir kişi olmak, dinleyebilmek, potansiyelini ortaya çıkartabilmek çok önemli. Karşımdaki kişinin ne istiyorsa, kendine özgür, birebir çalışarak o kişinin neye ihtiyacı varsa, ne olmasını istiyorsa, hangi profesyonel bir şekilde potansiyelini nasıl ortaya çıkartayım? Çünkü hepimiz bir mücevheriz. Evet. Ama kimimiz çıkartabiliyor, kimimiz çıkartamıyor. Kimimiz vizyonunu ve misyonunu biliyor ama kimisi bilemiyor. Evet. Bu yolda misyonunu ve vizyonunu kendini bulmak adına, kendini bilebilmek çok önemli. Kendini bilmelerinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet. Rehberlik yapmaya çalışıyorum. Yani herkes dinleyici olabilir ama anlayarak dinlemek en önemlisi değil mi? Kesinlikle. Sonrasında da onların ruhuna, onların hayatlarına dokunabilmek önemli olan da bu zaten. Ve bu bağ güven içerisinde yapmak çok önemli. Evet. Yani o karşı tarafa geçiyor. Çok güvenilir doğru. Güvenilir mi, güvenilmez mi? Artık bu çağ o kadar zorlandı ki bu çağda. Herkes mutlu olmak istiyor. Herkes anlaşılmak istiyor. Yani anlamadan ziyade anlanmış ve dinlenmiş olmak istiyor. Evet, çok doğru. Çok haklısınız Zeynep Hanım. Peki biraz da hedeflerinizden bahsedelim mi? Hedeflerim daha çok severek, daha çok insanların potansiyellerini ortaya çıkartmak istiyorum. Ve bu potansiyellerini, kendilerini bilen, Rabbini bilir. Kendilerini bilmelerinde rehberlik etmek istiyorum. Daha birçok kitap yazmak istiyorum. Bu alanda da zaten yazmak istiyorum. Yazarlığa devam diyorsunuz. Yazarlığa da devam olacak. İkinci kitap, üçüncü kitap inşallah daha da olacak. Evet. Yani insanlara hizmet edebilmek ve sevdiğini gösterebilmek çok önemli. Ben de bunlarda hizmet etmek istiyorum. Evet. Çok güzel. Peki Zeynep Hanım, bize çok güzel bilgiler verdiniz. Ben kendi adıma tanıştığım için çok mutluyum. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Kitabınız da okuyucularımıza ulaşacaktır eminim. Onlara da iyi okumalar diliyorum. Çünkü herkesin kendine katacağı bir şey vardır mutlaka içerisinde. İlla bu depremde birilerini kaybetmiş olmak gerekmiyor. Veya depremi yaşamış olmak gerekmiyor. Eminim ki insani duyguları olan, duygularını yoğun yaşayan herkese dokunacak bir kitap. Ben eminim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizin de son kez seyircilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Şöyle, siz Rabbimin bir tanesisiniz. Ve çok değerlisiniz, kıymetlisiniz. Rabbim hepimizi çok seviyor. O yüzden kendi değerinizi bilmeyi, hayatta neşeli olarak yol almanızı ve bu yolda güzel bir şekilde güvendiğiniz kişilerle çalışmanızı istiyorum. Çok teşekkür ederim bana zaman verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Sevgili seyirciler, bir İşkolik programının daha sonuna geldik. Bugün Zeynep Rana Karadağ bizlerleydi. Kendisi yazar, profesyonel yaşam koçu ve kişisel gelişim uzmanı. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.